Ardımızda bıraktığımız hafta dünya piyasaları ile birlikte Borsa İstanbul'da büyük bir düşüşle haftayı kapattı. Borsa Perşembe yükselip Cuma sert düşüşle %3 kayıp yaşadı. Altında seyir merak ediliyor. Hafta sonunda piyasalar borsada sert düşüş, altında ise yükselişle kapanmıştı. Şu anda Orta Doğu'da yaşanan gerilim altın piyasasını nasıl etkileyecek merak edilenler arasında. Orta Doğu'daki gerginliğin artması ve bu gerginliğin daha da tırmanacak olması altın fiyatlarını oldukça yukarıya götüreceğini söylemek mümkün. Altında beklenen yükseliş hala yaşanmadı. Altın diğer madenlerin yani yeraltı madenlerine bakarak en çok kalan madenlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde altının onsunun yani şu anda seyrettiği rakam 2423'lerde biz bunun yıl sonu itibariyle 2500-2550'lere geleceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki altın neden düşüşte? Amerika'daki Nasdaq borsasının hızlı bir şekilde yükselmesi altın fiyatlarını bu şekilde getirmiş oldu. Yalnız yine de söylüyorum altın fiyatları dünya piyasalarında ve Türkiye'de oldukça ucuz. Altın ve para piyasası uzmanı Arif Oraş yatırımcıların altından şaşmaması gerektiğinin altını çizdi. Altın kaos ortamını sever. Her kaos altına artı olarak yansır. İşte gündemdeki fiyatlar. Ons fiyatımız uluslararası piyasalarda 2423, 24 ayar altın 2630, 22 ayar altın 2500 liradan işlem görüyor. Çeyrek liramız 4450, atadiramız da 18.000 liradan işlem görüyor. Dolar fiyatı 33.26, euro fiyatı da 36-33'ten işlem görüyor. Yatırımcıların aklındaki soru ise altın mı, dolar mı? Yatırımcıya bizim önerimiz kesinlikle altın almalarını öneririz. Çünkü altın hem dolar hem euro bazından daha fazla yükseliyor.